Arkadaşlar yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde transform komutları nasıl kullanılır, ne işe yarar hep birlikte onu göreceğiz. Bu domates kardeşi önceki dersimizden tanırsınız. Şimdi transform komutlarını kısaca tanıyalım. Burada orta noktasının bir animasyonu var. Bununla pek işimiz olmayacak çünkü zaten orta noktayı şuradan da belirleyebiliyoruz. Position dediğimiz bir kısım var. Position'da sağ, sol ve aşağı yukarı seçeneklerini inceleyebiliyoruz. Diyelim ki şuna şöyle bir animasyon vermek istiyoruz. Şu saatlere tıklarsanız bunlara keyframe denir arkadaşlar. Yani bu nesne bu zamanda şurada olsun diye bir kilit atarsınız. Daha sonra ikinci saniyeye çekelim bunu. Bu domatesi şuraya alalım. Şimdi bizim yapmış olduğumuz işlem, biraz kaliteyi düşürelim. Yapmış olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Bakın şu domatese şu hareket etkisini sağladık. Position'la. Bir de scale'i görelim arkadaşlar. Scale ise diyelim bir intronuz var. Scale'e 0. saniyede bir keyframe atarsınız. Şöyle 1. saniyede ise böyle büyümesini, ekrana gelmesini istersiniz. Scale'de şöyle boyut ayarlama işlemi için kullanılan bir transform komutu. Daha sonra scale'imizi küçültelim. Rotation aracımız var. Şurada gördüğümüz rotation aracının ne işe yaradığını göreceğiz. Rotation aracına da daha sonra şöyle bir keyframe koyarsanız, diyelim ekrandan bir şeyin kaybolmasını, dönmesini istiyorsunuz, pardon. Şuraya tıklarsanız şuradan tur olarak dönmeyi hesaplar. Şuradan ise derece olarak, diyelim şöyle bir dönüş yapsın domates. Bakın çekelim. Rotation'da döndürme işlemine yarar arkadaşlar. Bunun keyframe'ini kapatalım. Geri gelelim. Şurada opacity var. Opacity ise şeffaflık, yani görünmezlik kısmını ayarlar. Opacity'ye de bir keyframe atalım. İkinci saniyeye çekelim. Burada opacity 0 olsun diyelim. Geri çektik. Bakın opacity yavaş yavaş domatesimizi yok etti. Evet arkadaşlar, transform komutlarımız da bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.